Takvimler 1951 yılını gösterdiğinde İspanya hükümeti Türkiye'den odun kömürü satın almak istiyor ancak ısrarla aynı koşulu öne sürüyorlar. Delice ağacından üretilmiş olsun. Bizde delice ağacından bol ne var? Akdeniz ve Ege sahilleri bu ağaçla dolu. İspanyollar iyi fiyat veriyor, Türkiye ise çok memnun. Bizimkiler hemen işe girişiyor. Delice ağacından binlerce ton odun kömürü üretiyor, gemilerle İspanya'ya gönderiyor. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre limanların üzeri gemi yüklemeleri sebebiyle kara bir bulut ile kaplanıyor ve göz gözü görmüyor. İspanyollar delice ağacının zeytin aşılamak için en uygun ağaç olduğunu biliyor ve zeytin aşılamakta kullanıyor. Bu sayede İspanya adım adım zeytin ile zeytinyağı üretiminde dünyada ilk sıralara tırmanıyor. İklimi uygun, artık elinde delice de var. Sonuç: İspanya zeytinyağı üretiminde dünya lideri. Peki ne işe yarar bu delice zeytinyağı? İspanyollar boşuna peşinde koşmuyor. Zeytinyağı türleri arasında en yararlı olanı. Özellikle prostat kanserine karşı koruyucu niteliği var hücre yenilenmesinde etkili. Kalpteki ritim bozukluğunu gidermekte ve sindirim sistemini düzenlemekte de yararlı. Sizi tekrar 1950'li yıllara götürelim. Biz o yıllarda delice kesip sağlıklı zeytinyağı üretimi için en yararlı ağaçlardan birini delice ihraç ederken bilin bakalım ne oluyor? Türkiye'de çeşit çeşit margarin üretiliyor. Her yerde margarin reklamları dolanıyor. Milyonlarca zeytin ağacımız kökünden sökülerek gemilerle Avrupa'ya götürüldü. Peki yerine ne geldi? Milyonlarca kavak ve çam fidanı. Kavak ağacı Türkiye de alerjik hastalıkları başlattı. Çam ağacı ise yandığında çıra gibi olması ve patlayan kozalaklarıyla her yere dikilen saatli bir bomba adeta.